Evet, dizi film sektörü son yılların önemli bir sektörü haline geldi aslında. Türkiye için de önemli bir sektör haline geldi. Şimdi Fransa'ya uzanacağız. Fransa kanı uzanacağız. Zira orada dünyanın en büyük dizi film sektörünün fuarı düzenleniyor. Ve Türkiye'den de ciddi bir katılım var. Türkiye'den katılımı da 2011 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası gerçekleştiriyor. Şimdi karşımızda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç var. Şekip Bey merhabalar, kolay gelsin. Önemli bir fuar. Türkiye için hem de dünya için önemli bir fuar ve Türkiye'den de ciddi bir katılım var. Öncelikle şunu soralım. Türkiye'den dizi ve yapımcı olarak ne kadar bir katılımcı var ve dünyadan da ne kadar katılımcı ve yapımcı ile bir araya geliyor Türk dizi sektörü? Biraz bize oradaki havayı anlatabilir misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle yayınlar diliyorum. Bildiğiniz gibi Nipcom'da yapılan bu fuar dünyanın en büyük dizi film fuarı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 2011 yılından beri buradaki milli katılımı İstanbul Ticaret Odası organize ediyor. Bu sene İstanbul Ticaret Odası iki ayrı mekanda 30 firma ile burada. 45 kişi de bu 30 firmayı temsilen burada bulunuyor. Onun dışında 8 önemli Türk firması da müstakil katılım sağlıyor. Biz bu sabah bütün firmalarımızı hem İstanbul Ticaret Odası şemsiyesi altında katılan hem de müstakil katılan tüm firmalarımızı gezdik. Kendileriyle süreçlerle ilgili, buradaki makamlarla ilgili bilgi aldık. Şu anda oldukça başarılı bir noktada olduğumuzu görüyoruz. Firmalarımızın en küçüğünün bu 3 gün boyunca 50'nin üzerinde şu anda belirlenmiş randevusu var. Büyük firmalarımızın ise 400'ü aşan randevu sayıları var. Biliyorsunuz bu dizi pazarı Türkiye açısından çok önemli bir pazar. Sürekli büyüyen bir pazar. Şu anda 300 milyon doları aştık bu konuda. Ama biz İstanbul Ticaret Odası gözüyle baktığımız zaman, ihracatçı gözüyle baktığımız zaman Türkiye'nin satılan dizisi sadece o dizinin elde edilecek gelirle sınırlı kalmıyor. O diziyi seyreden insanlar Türkiye'ye gelmeyi arzu ediyor. Burada kullanılan eşyaları, objeleri, giysileri temin etme konusunda bir istek içinde oluyorlar. Türkiye algısı yükseliyor. Evet. Türkiye karşı sempati oluşuyor. Dolayısıyla bu anlamda bu dizi ihracatının görünen ve görünmeyen çok katmanlı pozitif katkıları var Türkiye ekonomisi için. Evet, şimdi onu soracaktım. Size değinmişken onu biraz daha açalım isterseniz. Şimdi Türkiye, Türk dizilerinin yayınlandığı ülkelerde sadece dizi yayınlanmıyor aslında. Türk eşyaları, Türk ürünleri de tanıtılıyor. Bir yandan da Türkiye tanıtılmış oluyor. Zira turizm açısından Türkiye'nin tanıtım filmlerini döndürmek için aslında farklı kanallarda, uluslararası kanallarda biz bir harcama yapıyoruz. Ama Türk dizileri aracılığıyla bunu hiç para harcamadan, tam aksine para kazanarak Türkiye'yi ve Türk ürünlerini de tanıtmış oluyoruz. Bu açıdan bakıldığında ekonomik büyüklüğü nasıl sektörün? Bunu tabii doğrudan rakamsal bir veri vermek çok kolay değil. Ama şunu görüyoruz. Özellikle mesela son dönemlerde Latin Amerika'da satışlarımız fevkalade arttı. Türkiye'den aldığımız verilere göre Latin Amerika'dan Türkiye'ye gelen doğrudan ve dolaylı turist sayısı, ziyaretçi sayısı son derece arttı. Yine buraya yönelik ihracatımızda da bugüne kadar bazı kalemlerde çok düşük olan ihracatımızda ciddi artış var. Bu dizilerin diğer bir avantajı da sizin ifade ettiğiniz gibi şu anda 700 milyon kişi Türk dizilerini izliyor. Bu da yaklaşık olarak 180-200 milyon aile demek. Dolayısıyla ailede girdiğiniz zaman oradaki ailenin babasına, annesine, gencine, çocuğuna herkese dokunuyorsunuz ve uzun vadede bir ediyorsunuz. Bu anlamda bu zaten burada da Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle bu süreçleri yürütüyoruz. Bakanlığımızın verdiği önemli teşvikler var. Bu teşviklerin daha da geliştirilmesi konusunda kendileriyle temas halindeyiz. Bugün bu çalışma yürüten firmalarla da bu konu üzerinden biz İstanbul Ticaret Odası olarak bu pazarın büyümesi için sadece Nipcom'da değil, aynı zamanda Singapur'da, Miami'de, Güney Afrika'da buna benzer fuarlara milli katılım sağlıyoruz.
Dolayısıyla bütün bu dünyadaki işte Afrika'ya, Asya'ya, Amerika kıtasına, şu anda da Avrupa'dayız. Tüm kıtalardaki buna benzer faaliyetlere, fuarlara katılıp firmalarımızı oraya, orada potansiyel oyuncularla bir araya getirip pazarı büyütmenin gayreti içindeyiz. Evet, şu anda kaç ülkeye Türk dizileri ihraç ediliyor ve aslında yeni pazarlar bulma noktasında hangi ülkeler büyük bir potansiyel bizim için? Şu son dönemde özellikle Güney Amerika çok önemli bir pazar oldu. Güney Amerika'da 17 ülkeye Türk dizileri satılmış durumda, satılıyor. Özellikle zaten oradaki ülkelerin, önemli ülkelerin tamamına şu anda dokunmuş durumda Türk dizileri. Bu anlamda büyüyen bir pazar. Diğer taraftan Ticaret Bakanlığımızla beraber Hindistan, Çin, Meksika hedef ülke olarak seçilmiş durumda. Buralarda büyümeye çalışıyoruz. Singapur fuarı bu anlamda, Miami fuarı bu anlamda önemli. Dolayısıyla ayrıca bunlar bir de büyük pazarlar. Bu pazarlarda bu pazarların dışında Doğu Avrupa ve Balkanlar önemli pazarımız. Biliyorsunuz Orta Doğu çok önemli pazarımız ama bazı ülkelerde şu anda Türk dizilerine karşı örtülü bir ambargo var. Ama bunu rağmen Orta Doğu'da belli ülkelerde hala satışımız devam ediyor. Kuzey Afrika'da kuvvetli durumdayız. Tunus'ta, Fas'ta, Cezayir'de. Avrupa'da ilginç bir şekilde İsveç'te ve İspanya'da Türk dizileri izleniyor. Bir Türk dizisi İsveç tarihinde sonuna kırdı. Dolayısıyla burada bazen çok da böyle fark etmediğimiz gerçekten muhteşem diyebileceğimiz başarılar elde ediyor Türkiye yapımcılar Türk dizileri. Şimdi biraz daha izleyicilerimizin dizi sektörünü ekonomik olarak, ekonomik büyüklüğü açısından anlayabilmesi açısından bize biraz somut bir örnek verebilir misiniz? Mesela bir dizinin, uzun soluklu bir dizinin atıyorum, cirosal büyüklüğü nedir? Şimdi burada tabii diziler farklı ülkelere göre, içeriğine göre, dizisine göre farklı fiyatlardan satılıyor. Size bir örnek vereyim. 2001 yılında ilk yurt dışına satılan Türk dizisi, rakama dikkat edin lütfen, dizi başına 30 dolarlık bedelle, 30 dolar bedelle satılmıştı. Şu anda bir bölümü için birkaç yüz bin dolara satılan dizilerimiz var. Tabii 10 bin dolara da var, 50 bin dolara da var. Ülkeye göre, o ülkenin imkanlarına göre, reklam alma potansiyeline göre, bu rakamlar konjonktüre göre değişiyor. Ama şu anda dünyada ilk 5 ülkenin içindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ile beraber burada Türkiye ilk 5 ülkenin içinde. Dolayısıyla burada bizim hedefimiz 350 milyon dolara ulaşan bu toplam pazar büyüklüğünü inşallah dizi başına satış rakamını daha da yukarı çekerek 2023 senesinde 1 milyar dolarlık bir mertebeye ulaştırmak. Burada tabii övünerek ifade edebileceğimiz bir konu da artık Türkiye kendi dizilerini, kendi konseptlerini belirlemiş bazı yapımcılarımız. Üçüncü dünya ülkelerinde onlar için bir takım diziler, yarışma programları çekiyorlar. Bu anlamda da yeni bir açılım içinde Türk yapımcıları. Bunun örnekleri başladı, anlaşmalar yapıldı. Bu süreçler de başladı. Evet. Bu anlamda da burada ayrı bir kazanç kapısı ve gelir kapısı olarak önümüzde duruyor, başarılı bir örnek olarak. Şimdi zaman zaman bağlantımızda tabii donukluk yaşıyoruz. Fransa'da, Cannes'da bulunmanızdan ötürü. Şimdi son olarak şunu da sormak istiyorum. İstanbul Ticaret Odası olarak 2019 film eylem planı hazırladınız. Kısaca bize bu eylem planı içerisinde neler olduğunu da aktarabilir misiniz? Tabii ki burada birkaç başlığımız var. Öncelikle Türk dizi kataloğu hazırladık. Türk dizi kataloğu ile Türkiye'de yurt dışına satışa yönelik tüm dizilerin içeriklerini, yapımcılarını, bunlarla ilgili kısaca özetlerini burada bir araya getiren bir hem yayın hem bir dijital platform oluşturuyoruz. Yine Kültür Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla ve desteğiyle Filming in Turkey projemiz var. Burada Türkiye'de 17 ayrı yerde 150'nin üzerinde film çekme mekanını kayıt altına alıyoruz ve bunu yurt dışındaki potansiyel dizi ve film çekimi yapmak isteyen yapımcılarla paylaşıyoruz ki
bunlar olabildiğince Türkiye'deki bu mekanları kullanmak durumunda kalsınlar. Biraz evvel ifade ettiğim gibi 5 kıtada 5 film fuarına katılıyoruz. Evet. Bu anlamda Cannes'dayız. Singapur'a gidiyoruz. Güney Afrika'ya gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Bu anlamda da etkili bir çalışmamız var. Yine Türk İzi Günleri oluşturulması konusunda belli ülkelerde etkinlikler yapmak üzere çalışmalarımız var. Dolayısıyla Türkiye'nin bir soft power dediğimiz yumuşak gücü olan bu sektörü daha ileriye taşımak ve bu sektörden hem doğrudan hem de bu sektör üzerinden dolaylı olarak Türkiye'ye sağlayacak katkıları hem ekonomik anlamda hem algı anlamında ülkemize kazandırmanın gayreti içindeyiz. Peki, çok teşekkürler Şekip Bey, sağ olun yayınımıza katıldığınız için ve size kolaylıklar diliyoruz Fransa'da, Cannes'da. Evet, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Aldagiş'le değerlendirdik. Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en büyük dizi film fuarındaki gelişmeleri ve sektörün ayrıntılarını.